Merhaba sevgili saptan severler. Dün biten Rusya Süper Kupası'nda, saptan turnuvasında yani Nepomniachtchi turnuvayı kazandı. Ama dün Twitter'da da yoğun olarak şimdi analiz edeceğim maç konusu vardı. Yine başrollerinde Daniel Dubov. Yine muhteşem bir oyun. Acaba yeni bir açılış mı geliyor da dedirtti. Dün inceledim ben gece canlı yayından sonra. E4 E5, at F3 at C6. Evet, Rusya Süper Cup son tur maçı, Daniel Dubov Karyakin maçı, Sergey Karyakin maçı. Fil C4, fil C5, C3, at F6, D4, E4, B4. Yeni bir hamle değil aslında ama uzun süredir görmediğimiz bir hamle satranç dünyasında. Ve bu hamleyle geldi bu sefer Daniel Dubov. Şimdi burada B4'ün fikri ne? Fili istiyor. Filin kaçacağı yere göre de planını belirleyecek beyazlar. Bir girişim elde etmek istiyor. Aslında çok da iyi bir varyant değil incelediğim kadarıyla. Ama bakın 2700 üstünde bile bu tür açılışlar arada yapılabiliyor. Ve buna karşı bir tepki vermek psikolojik olarak biraz zorlaşabiliyor. Ki Karyakin bir yere kadar çok iyi oynadı yine. Fil B6, E5. Evet, İtalya'nın birçok varyantında var. E5'e D5 tepkisi verilebilir. Kötü değil. E çarpı F6, D çarpı C4. Burada B5 hamlesiyle genelde başlanıyor maçlara baktığında. Atı bir A5'e atıp kötü bir yere gönderiyor atı. At A5'e, vezir E2. Fil E6. FG7, kale G8'den sonra siyahın bir sıkıntısı yok. Çünkü G7'yi almak istiyor. Vezir çıkacak, uzun rok atacak. Evet, atı A5'te oyun dışı. Ama beyazın da gelişim anlamında sıkıntısı var. Ve baktığımız zaman bir piyon öne geçecek G7'yi aldığında. Oynanabilecek bir konum, siyah açısından rahat bir konum. Atı 4 oynamayı tercih etmiş Karyakin. Fil D5. At çarpı C3, at çarpı C3, D çarpı C3. Beyazlar gelişim sorununu bir piyon feda ederek çözdü. Şimdi bir girişim üstünlüğü aldı. Aslında bir piyon değil, iki piyon feda etti ve girişim üstünlüğü aldı. Fil G5. Tabii F6 oynarsa şahın sığınacağı yer kalmıyor. Şah merkezde kalıyor. Çok tehlikeli. At E7. Rok. Evet, beyaz ne elde etti baktığımız zaman konumda? İki piyon feda etti ama gelişimini tamamladı. Şimdi siyahlar da gelişimini tamamlayacak fakat nasıl? Bu bir sorun aslında siyah açısından. H6 açmaza baskı yapan taşı kaldırmak istiyor. Fil H4. Burada G5 oynayabilirdi. Riskli görmüş olabilir Karyakin. Çünkü at çarpı G5'e at çarpı D5. At F3 at E7'den sonra bir sıkıntısı yok siyahın. Bir taş öne geçiyor. D6 ile veya D5 ile devam edecek. G5 oynanabilirdi. G5'e fil G3 de kaçabilirdi ama fil G3'e at D5 alıyor. G5 tercih edilebilirdi. Rok atmayı tercih etti Karyakin. Muhtemelen psikolojik olabilir. Yani hazırlık yediğini düşünebilir. G5 riskli bir hamle. Şah merkezdeyken şaha yakın taraftan oyunu açmaya çalışıyor. Yani riskli olabileceğini düşünüp oynamamış diye tahmin ediyorum. Kaleye bir. Kaleye bir yararlı bir hamle çünkü D6 tarzı hamlelerde D6'dan sonra at boşta kalıyor. Gelişimini engelliyor gördüğünüz gibi. Halen gelişemiyor. Vezir E8. Şimdi at çarpı D5 istiyor. Fil B3. Fil B3'ü A5. Karyakin buraları da aslında iyi oynuyor yine. Şimdi B3 fili bir sıkıntı yaratıyor siyah. D6 süremiyor gelişim için. Bundan dolayı o fili rahatsız etmek istiyor ve Dubov'dan kendisinden beklenecek bir hamle geliyor. Fil F6. Çok güzel bir hamle. Şimdi fil F6'yı GF6 alırsa EF6'dan sonra E7 de düşüyor. Beyazlara kazanç bir konum. At F5 oynarsa at F5 oynaması gerekiyor aslında. Doğru hamle bu. Burada hata yapıyor Karyakin ve kötü konumda kalıyor. At F5'e vezir D3. Vezir D3'e D6. E çarpı D6'ya vezir D7. Yani siyahın gelişimini tamamlaması lazım. Sıkıntısı bu. Vezir D7, BA5, fil A5, fil C3, vezir D6'dan sonra siyahlar bir piyon önünde ama beyazın da pardon, beyazın da gelişimde bir avantajı var bu piyona karşılık.
belirsiz bir konum diyebiliriz. Bir piyon geri olmasına rağmen beyaz için. At F5 hamlesi doğru hamleydi. Ama burada A4 oynadı Karyakin ve aslında macera buradan sonra başladı arkadaşlar. Olaylar buradan itibaren gelişti ve karakolda bitti diyebilirim maç. Fil C4. At G6'ya vezir D3. Vezir çarpı G6 istiyor. D5. E çarpı D6. Fil E6. Evet, Daniel Dubov'un da dediği gibi burada bu hesabı yaparken kötü olamayacağını hissettiğini söylüyor. Ve bu varyantta biraz da izleyenlerin zevk alması için girdiğini söylüyor. Gerçekten muhteşem bir hamle. Vezir çarpı G6. Vezir G20 mat istiyor. Almak tek hamle. F çarpı G6. Kale çarpı E6. Şimdi fillerin gücüne bakın arkadaşlar. Şaha saldırıyor. C4 fili açarak şah çekmek istiyor. Fil de G7'ye bakıyor F6 fili. Ve bundan yararlanıyor. Burada vezir C6 ile devam edebilirdi. Daha iyi bir oyun olabilirdi vezir C6. Siyah açısından mücadele edebilirdi. Kale E7'ye. Vezir C4. Kale çarpı G7. Şah S8. Şimdi burada kale F7 oynarsa şah G8 beraber yapma şansı var. Ama burada kale C7 ile devam edebilir. Kale F6, kale C4'ten sonra beyazlar bir piyon önde ama açık bir konum. Açık konum olduğu için siyah filde aktif oynanabilecek bir konum oluyordu. Vezir C6 oynasaydı. Vezir F7 oynamayı tercih etmiş Karyakin. Kale E4 gelecek birazdan fil C3'ten sonra. Çünkü F6 fili istekte. Şu an kale E4 oynarsa vezir C4 alıp F6'yı alabilir. Direkt F6'yı alabilir. Taşlarını oyunda tutmak istiyor Dubov. Çünkü baskı var burada. Yani direkt kale E4 gelmek yerine baskıyı devam ettirmek istiyor. O yüzden fil çarpı C3 oynuyor. Şimdi birçok tehdit var. Kale E7 oynayamıyoruz. Neden oynayamıyoruz? Çünkü vezir C4, vezir C3 alabiliyor. Yani C3 fili boşta olmasa kale E7, kale G7 aynı fikirle oynayabilirdik. Ama demin kazanç elde ettiğimiz konum gibi aslında yanlış söylemiş oldum. Örnek veriyorum. Rastgele bir hamle yapalım. Şimdi kale E7 oynayabiliyor. Deminki fikirden kaynaklı. Kale G7. Şah 8, kale C7. Vezir C3, kale C3. Bu sefer iki piyon önde kalmış oluyor. Çünkü siyahların D6'yı alma zamanı yok deminki konuma göre. Kale E7 bir tehdit. Şah 8 oynuyor. Mantıklı bir hamle. Kale E4. Veziri istiyoruz. Veziri kaçtıktan sonra kale E7 geleceğiz. G7 isteyeceğiz çünkü. Vezir F5, kale E7. Kale G8 mecbur. Fil G8. Şah G8, D çarpı C7. Şimdi konuma baktığımız zaman kale at, piyona vezir. Yani aslında materyal dengesi eşit. 9 puana 9 puan. Ama G8 kalesi pasif, G7'ye bakmak zorunda. C7'de çok tehlikeli bir piyon var. Vezir ayrıldığı an kale G7 hamlemiz var. Yani veziri mesela D3'e gidelim atıyorum. Gerçi D3 olmuyor da H5'e gidelim. Örnek vermek için söylüyorum. Kale çarpı G7 kaybediyor. Çünkü C8 vezir çıkmak istiyorum aldığımda. Vezir D3 niye olmuyor? Çünkü kale G7'ye vezir C3 var. C3'ten C8'i tutmuş oluyor. Yani vezir H3-C8 çaprazını tutmak zorunda ya da file baskı yapmak zorunda. C8 vezir çıkmasını engellemek için. Bir tek veziri aktif. Şimdi beyazın ikinci bir taşı gelecek. Kale gelecek aktif hale. Vezir C2 mantıklı bir hamle. Burada çok yapacak bir şey de yok. Beyaz siyahın. Şimdi kale G7, vezir C3 istiyor. Fil E5. Fil F2, şah H1. Evet. Eşitlendi. Kale ata vezir oldu ama C7 piyonu oyunun kaderini belirliyor. 7. atayda kalenin olması, G7'ye baskı yapması oyunun kaderini belirliyor. Burada siyahlar aslında çaresiz bir konumda. Fil B6. Bakın acele etmiyor beyazlar. H3. Bir hava deliği açıyor önce. Şah H7, kale E1. Kalemizi de aktif hale getiriyoruz. A3. Şimdi burada at D4 oynarsa kazanıyor. Bir sonraki hamle de yapmıştı. Fil D4. Fil D4. Vezir D2. Kale 1 E4'ten sonra kale G7 tehdit. Kale D7, kale E, E7'de inmek istiyor. Beyazda da kazanç bir konum. Ama şah H2 yaptı burada Dubov. Tabii siyahın hamlesi yok. Hamlesiz siyah. G5. Şimdi at D4 geldi. Vezir C4'e at F5. Artık G7 de
hedef haline geldi. G7'yi alacak şimdi. Vezir çarpı B4. Şimdi vezir C2'den ayrıldı ya. Burada kale G7 olmuyor arkadaşlar. Çünkü kale çarpı G7 C8 vezire vezir E1 oynuyor. Ola ki fil G7 alırsak veya at G7 maalesef fil G1 şah H1, fil F2 şah H2 vezir G1 ile mat alıyoruz. Yani ava giderken avlanmış oluyoruz. Dikkatli oynamak lazım. Kazanç konumundayız çünkü. Kale C1 oynamış. Kale C1 ile C8 vezir çıkmak istiyor. Kale G7 aldıktan sonra. Şah G6, kale G7, şah F5, kale G8. Şimdi artık C8 vezir hedef. O yüzden fil C7 almak zorunda. Fil C7, vezir B2, kale C5, şah E4. Çok güzel bir hamle. Kale D8 ve terk ediyor. Neden terk ediyor? Vezir A2 alırsa kale E5, şah F4, kale D4'den sonra mat oluyor. Gerçekten bu ilginç bir variant, B4 variantı. Aslında çok da beyaz için iyi bir variant değilmiş. Karyakin bir yere kadar çok güzel oynuyor. Ama burada A4 hamlesi kötü. At F5'e devam edebilir. Bir de E5'e D5 oynayabilir. Bu variantı deneyebilirdi. Ama güzel bir denemeydi Dubov açısından. Ve vezir G6 hamlesi muhteşem bir hamleydi gerçekten. Dubov'dan böyle maçlar bekliyoruz. Hatırlarsanız canlı yayında bana sormuştunuz. Taktik olarak bu dönemde kimleri beğeniyorsunuz diye. Raport'u beğeniyorum demiştim. Richard Raport ve Daniel Dubov'u çok beğeniyorum demiştim. İlgiyle izliyorum demiştim. Yine Dubov'dan muhteşem bir oyun arkadaşlar. Sıcağı sıcağına sizlere sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Akşam saat 10'da canlı yayında görüşmek üzere. Canlı yayın olacak akşam saat 10'da yine arkadaşlar. Sizleri seviyorum.